Efendim merhabalar, Hanımca programından sevgiler, saygılar sunarak bugün de programımıza konuklarımızla başlayacağız ama hemen bugün 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, o gün dolayısıyla, bugün dolayısıyla konuklarımızı alıyoruz. Hemen tanıştırmak istiyorum. Profesör Doktor Musa Karakürkçü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı bizlerle birlikte, ayrıca Kanka Derneği'nin başkanısınız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayrıca Doçent Doktor Alper Özcan, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş İlk defa hoş alıyorum geldin. Sizi programıma. Evet, nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Lösemiyi konuşacağız. Evet. Aslında lösemili çocuklar, lösemili büyükler de var ama çocuklar dendiği zaman biz biraz daha içimiz sızlayarak bu konuyu konuşuyoruz. Hocam lösemi nedirle başlayalım. Lösemi şöyle tarif edelim. Bizim kan hücrelerimiz var. Kemik iliğinde bu hücreler devamlı kan üretiyorlar. Ve kemik iliğinde üretilen kan hücrelerinin bazıları bozuk üretiliyor. Bunlar hem olgunlaşamıyor, yani iş göremiyor, iş göremez hücreler haline geliyorlar. Hem de devamlı çoğalıyorlar. Zamanla bunlar çoğalarak diğer hücrelerin de iş görmesini engelliyor. Ve bakıyorsunuz çocuğun kemik iliği tamamen dolu, karaciğer dalak tamamen dolu ama ortada iş gören kimse yok. Biz bunun adına lösemi diyoruz veya halk arasında bilinen adıyla kan kanseri diyoruz. Kan kanseri. Yani kanımızda dolaşan hücrelerin bazılarının boş yere çoğalıp ama iş görememesi hali. Herkes de aynı mıdır hocam? Löseminin çeşitleri var mıdır? Evet, löseminin çeşitleri var. Özellikle biz lösemileri öncelikle akut veya kronik diye ayırıyoruz. Akut dediğimiz durumda hem lenfoblastik lösemi hem de miyeloblastik lösemileri görüyoruz. Evet. Kronik olanlar ise daha olgun hücrelerden gelişen hücreler. Aslında şöyle, biz lösemi hücrelerini hangi hücreden gelişiyorsa o hücreye göre isimlendiriyoruz. Eğer bir lenfoblasttan, bunlar lenfoblast dediğimiz hücreler vücudun savunma hücreleri. Savunma hücrelerinden gelişiyorsa bu bir lenfoblastik lösemi. Yine vücudun koruma hücrelerinden gelişiyorsa yine bu bir miyeloblastik lösemi olabiliyor. Hocam ne gibi belirtiler verir? Yani çocuk lösemi derken kaç yaşlarında çocuklarımızda hani böyle bir oluşum olabilir? Çocukluk çağı lösemilerinin en sık görüldüğü yaş 2 ile 6 yaş arası. Tehlikeli yaşlar mı ya da çocuklarımızı daha çok mu kontrol etmeliyiz o günlerde? Evet, en sık o dönemde görülüyor. Yani hani bir lösemili düşünüyorsak, özellikle doktor arkadaşlar muayenelerinde böyle bir şüpheleri varsa 2-6 yaş arasındaki çocuklarda çok daha sık görüyoruz. Sonra giderek sıklık azalıyor. Ama lösemili çocuklar nasıl geliyor derseniz aslında pek çok farklı şekilde gelebiliyor. Çünkü tutulan hücrelerin şekline göre gelebiliyor. Ama kabaca biz bunları toparlarsak vücudun savunma sistemi olmadığı için. Şöyle mi hocam? Yani anne baba çocuğunda bir rahatsız, ne gibi bir rahatsızlık görmeli ki doktora götürmeli? Evet. Yani şöyle, eğer savunma sistemi yoksa çocuğun, enfeksiyonlar görülüyor. Anne babanın sürekli antibiyotik ihtiyacı var. Boğaz enfeksiyonu gibi mi hocam? Tabii bunu söyleyince de aileleri korkutmayalım. Çünkü pek çok çocuk var. Yani sık sık enfeksiyon evet. olan. Ama sık enfeksiyon var. Enfeksiyon uzun sürüyor, iyileşmiyor, devam ediyor. Bu tür durumlarda biraz daha uyanık olabilirler. Bunun dışında kanamanın durdurulması için gerekli hücreler var. Biz bunlara trombosit diyoruz. Evet. Diyoruz. Onların eksikliğinde de vücudunda nokta nokta kanamalar veya çocuğun bir yeri kesildiği zaman kanamanın çok uzun sürmesi. Kanamalar derken hocam morluklar mı çocuklarda? Morluklar. Hani çarpmayacağı bir yerde dahi, ki çocuk çarpar. Sağa evet. çarpar, sola çarpar. Çarpmayacağı bir yerde bile morluklar görebiliyoruz. Öyle çok mi? Güzel söylediniz. Yani aynen böyle tarif etmek lazım. Çünkü çocuklar geldiğinde zaten her tarafları mor.
Yani evet. düşünün bir çocuk devamlı top oynuyor. Bir geliyor bacaklarına bakıyorsunuz, bacakları tüm her yer mor. Ama nereler mor olmayabilir? Mesela koltuk altları, karın, sırt bölgeleri. Hı hı. Buralarda özellikle morluklar görüyorlarsa, anormal yerlerde morluklar görüyorsa aile. Bu nokta nokta bizim peteşi dediğimiz kırmızı nokta nokta küçük kanamalar gördükleri zaman, bunların biraz daha geniş purpura dediğimiz formlarını gördükleri zaman veya bir burun kanaması. Normalde pek çok çocuğun burnu kanayabilir. Çocuklar burnuyla oynayabilir, kendileri kanatabilirler. Bu en sevdikleri şey. Evet. Bu 4-7 dakika sürer bir çocukta. Evet. Yani maksimum 7 dakika sürer. Hadi 19 dakika beklediniz, hala burnu kanıyor. İşte bu durumlarda biraz daha alert olmalar lazım. Şöyle pıhtılaşma olmuyor yani kanda. Aynen. Kanamayı durduracak hücreler bitmiş oluyor. Evet. Ve o yüzden de devamlı kanamaya bir eğilim var vücutta. Bu ikinci belirti. Başka ne olabilir? Hücreler dedik ya az önce çok evet. fazla çoğalırlar. Bu çoğalan hücreler nereleri dolduruyor? Kemik iliğini dolduruyor. Çocuklarda kemik ağrısı. Nereyi dolduruyor? Karaciğeri dolduruyor. Karaciğerin büyümesi. Dalağı dolduruyor. Dalağın büyümesi. Lenf nodları, bezelerin büyümesi görülebilir. Bezelerden kastımız hocam, yani izleyicilerimiz anlasın diye diyorum. Boğazdaki bezeler mi, koltuk altındaki mi, nerelerde? Genelde boyunda. Evet. Bizim boyunda burada bezelerimiz var. Bazıları evet, evet. iç kısımda, bazıları daha kolay. Çocuklarda daha da çok olur. Yani en ufak evet. bir enfeksiyonda çocuklarda o bezeleri görürüz aslında. Aslında burada şunu da söylemek lazım. Her ele gelen bezede de çok kötü telaşlanmamak değil. Lazım. Evet. Çünkü bu bezelerin amacı şu. Bir enfeksiyon var mesela. Özellikle çocukların boğazında bademcik enfeksiyonu. En sık görülen şeylerden bir tanesi. Bunu gördüğümüz zaman hemen bunun drenajı buradaki bezelerden olur. Biz bunlara submandibüler diyoruz. Tam boynun altında. Bunlar büyürler. Evet. Ama bu bezelerin tekrar küçülmesi çok uzun zaman alır. Yani 6 ay, 1 yıl alır. Evet. Bu süre içerisinde tekrar bir enfeksiyon geçirdiğinde biraz daha büyür bezeler. O yüzden bazı çocuklarda bunlar büyük kalabilir. Ama bizim için önemli olan çok yaygın olması, boyunda birkaç yerde, yan yana, böyle biz patates çuvalı gibi deriz, yan yana pek çok beze yan yana olması, koltuk altında olması, kasıklarda olması biraz daha bizi bir malign hastalığa doğru yaklaştırır. Evet. İşte annelerin aslında babalar demeyeyim, anneler daha çok dikkat eder çocuklarının vücuduna, hani nerede ne var diye. Bir alışkanlık değildir aslında çocuklarımızı kontrol etmek. Boyunda olursa evet onu görürüz de işte kasıkta mı var, koltuk altında mı? Aslında çocuğu banyo yaparken kontrol evet. etmek lazım sanki, değil mi hocam? Çok güzel söylediniz. Yani aslında annenin babanın eli hep çocuğun üstünde olması lazım. Yani dediğiniz gibi şikayetlerini önemsemesi lazım. Uyanık sanki. Olması lazım. Böyle ufak tefek şikayetleri olur deyip geçirmemesi lazım. Bunların üzerine gitmesi lazım. Ve dediğiniz gibi böyle çocuğun banyoda şeyde de yavaştan yavaştan muayene ediyor olması lazım. Evet, fark ettim. Nerede anormallik var? Evet, fark ettirmedim. Nerede? Evet. Evet. Peki bunun dışında başka ne belirtiler var hocam? Bunun dışında kemik ağrısı dedik. Kemik ağrısı dedik. Karaciğer dalağın büyümesi dedik. Lenf nodları, bezeler dedik. Bir de bu hücreler kanama dedik. Kanama dedik, enfeksiyon dedik. Evet. Sık enfeksiyon dedik. Bir de kanserli hastalarda veya lösemili hastalarda bu lösemik hücreler normalden aşırı şey tüketir, enerji tüketir. Yani vücudun enerjisinin büyük bir kısmını bu hücreler kullanır. Daha çok yaşarlar, daha çok bölünürler, daha çok çoğalırlar. O yüzden vücudun enerjisinin büyük bir kısmını bunlar alınca çocukta halsizlik, bitkinlik, yorgunluk görmeye başlarsınız. Aa evet. Yani bu da bir kanserin bulgularından çocuk bir tanesi. Çocuk kalkıp top oynamıyor ya da çocuk kalkıp evcilik oynamıyorsa bunu dikkate almak lazım. Evet. Öyle midir hocam? Özel bir semptom değil ama böyle
non-spesifik bir şey. Herkeste olabilecek bir şey aslında. Hocam aslında çocuklar çok hareketlidir. Evet. Ama hareketsiz bir çocuk görünce demek ki dikkate almak lazım. Bazısı da çok fazla hareketli oluyor. Bazısı da normal hareketli, bazısı hiç hareket etmiyor. Büyüklerimiz hep derdi ki çocuk hareket ediyorsa, çocuk koşturuyorsa sağlıklıdır, korkmayın derlerdi. Bu da onun gibi aslında, değil mi? Evet, evet. Yaşanmışlık bir tecrübedir sanki. Hocam biraz önce saydıklarınız arasında akut ve kronik dediniz. Bunu da bir açalım mı hocam? Şöyle akut? Aslında akut ve kronik tabiri tıp kurumunda farklı kullanılır. Akut dediğiniz şey o anda olan, hızlı olan şeyler için kullanılır. Kronik ise daha böyle uzun sürede olan şeyler için kullanılır. Ama lösemilerde bu farklıdır. Lösemilerde hücrelerin eğer olgunlaşmış olanlarından olursa biz buna kronik diyoruz. Ama olgunlaşmamış, daha kemik iliğinde öncül hücreler, bildiğiniz gibi kemik iliğinde hücrelerimiz yapılıyor. Bunlar tabii erken dönemleri. Bunlar olgunlaşıyor. Yaklaşık bir 15 gün geçiriyorlar. Sonrasında kana veriliyorlar. İşte bu öncül hücrelerden gelişirse biz buna akut diyoruz. Olgun hücrelerden gelişirse buna kronik diyoruz. Yani buradaki akut tanımı hani çok hızlı bir hastalık gelişti anlamında değil. Anladım. Diğer hastalıklardan biraz farklı burası. Hocam çocuklarımızda biraz önce saydıklarımız belirtiler var ve doktora getirdik. Neler yapılır hocam? Nasıl teşhisi konur? Bu konu isterseniz Alper Bey bizim hocam, poliklinikte en fazla hastaları gören hocalarımızdan. Alper Biz Bey şey. Hastalar aileler tarafından biraz önce konuştuğumuz sebeplerle bir şekilde getiriliyor ya da yönlendiriliyorlar bize. İşte aile hekimliklerinden oluyor ya da uzman hekimlerce gönderiliyorlar bize. Biz hastaları öncelikle bir hikayelerini alıyoruz. Şikayetleri nedir? Gerçekten alarm semptomları var mı bizim için? Biraz önce hocamız anlattı. Onları barındırıyor mu yoksa tabii biz onları göz ardı etmiyoruz. Yine tetkiklerini yapıyoruz ama bazen hiçbir şey de çıkmayabiliyor. Öyle bir durum var mı onu bir kontrol ediyoruz. Fizik muayenelerini yapıyoruz. İşte biraz önce konuştuk. Karaciğer dalak muayeneleri, lenf nodlarının muayenelerini yapıyoruz. Sistemik muayenelerini yapıyoruz. Baştan aşağıya yapıyoruz. Daha sonra en basit her bir yerde... Bir günde yapılıyor değil mi hocam? Tabii bir günde yapılıyor. Bir günde yapılıyor. Kan sayımını yapıyoruz. O kan hücrelerini mikroskop altında incelemek için periferik yayma incelemesini yapıyoruz. İşte biyokimyasal çalışmalarını yapıyoruz. Baktık gerçekten anormal şeyler var. Daha detaylı testlere gidiyoruz. İşte kemik iliği aspirasyonu yapabiliyoruz. Kemik iliği aspirasyon biyopsisi yapılabiliyor. Baktık kan sayımında ya da periferik yaymada anormallikler gördük. Klinik olarak anormallikler gördük. Bu hastada işte lösemiden şüphelendik. Daha detaya inmek için bu periferde yani damarlarımızda dolaşan kanın üretildiği yer kemik iliği. Direkt kemik iliğinden bir iğne yardımıyla çocuğu uyutarak aspirasyon yapıyoruz. Onları mikroskop altında boyatıp önce mikroskopta inceleyip daha sonra daha ileri teknolojik cihazlarla varsa kötü hücreler işte biraz önce bahsettik. Akut lenfoblastik lösemi, miyeloid lösemi o tiplendiriliyor. Daha sonra işte ona göre işte onların tedavileri ve süreleri farklı oluyor. Hastaya bilgilendirmesini yapıp tedavisini başlıyoruz. Ama bize yönlendirilen işte herhangi bir alarm semptomuyla gelen hastaların çoğunda da bir şey çıkmıyor açıkçası. Bazıları gerçekten dört dörtlük geliyor ya da yönlendiriyorlar. Yani çok da evhamlı olmamak lazım ama dediğiniz gibi gözümüz çocukların üstünde olması gerekiyor. Evet. Lösemi tedavi edilen bir hastalık mıdır? Lösemi tedavi edilen bir hastalık. İlk zamanlarda işte 1940'lar, 30'larda bu hastalara hiçbir şey yapılamıyormuş. Hastaların yani çoğu kaybediyor, %100'ü kaybediliyor diyelim. Teknolojinin ilerlemesiyle, farmakolojinin ilerlemesiyle yeni nesil ilaçlar çıkıyor. İşte kortizon tedavisiyle, daha sonra kemoterapi dediğimiz ilaçların ortaya çıkmasıyla birlikte bu hastalar yaşam oranları artmaya başlamış. Günümüzde bakacak olursak akut lenfoblastik lösemiler için en sık görülen çocukluk çağı kanseri, en sık görülen çocukluk çağı lösemisidir.
Bunlar da bizim merkezimizde %80 civarında. İşte daha kaliteli bakımın yapıldığı, daha çok birebir hastayla ilgilenildiği, imkanların daha iyi olduğu yerlerde, işte Avrupa ülkelerinde %90'lar civarında beklenen yaşam şansı var. Ama ölümcül bir hastalık olduğunda unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda bu hastalık tekrarlayabiliyor, tedaviye dirençli de olabiliyor. AML tipi dediğimiz akut miyeloid lösemide de ortalama %60-70'lerde bir beklenen tedavi başarısı var şu anda mevcut evet. tedavilerle. Yani bildiğimiz birçok insanı tanıyorum. Yani çocukken lösemi olup şimdi gayet sağlıklı. Evet. Evet. Hayatını devam ettiren. Bize de geliyorlar. Çocuklarıyla birlikte geliyorlar. İşte evet. Düğünlerine davet etmeye geliyorlar. Öyle çocuklarımız çok. Evet. Yani bunlar gerçekten çok önemli. Şimdi Kayseri gibi bir ortamda lösemi geçirmiş bir delikanlıya kız vermeyenleri duyduğum zaman çok evet, üzüldüm. Evet. Çünkü evet. çocuklarıyla geliyorlar evet, diyorsunuz. Evet. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü hayatlarında hiçbir şey değişmiyor tedavi olduktan sonra. Gayet evet. güzel hayatlarını devam ettirebiliyorlar değil mi? Normal bir iş hayatına, normal bir sosyal hayata girebiliyorlar. Tabii tedaviye bağlı sıkıntılar yaşayanlar da olmuyor değil. Çünkü belli bir süre, yaklaşık tedavileri 2 yıl kadar sürüyor. Belli ilaçlar, belli işlemlere maruz kalıyorlar. Hem psikolojik, hem sosyal olarak, hem bedenen sıkıntılar yaşıyorlar. Ama tedavi bittikten sonra dediğiniz gibi aşağı yukarı normal bir insan gibi işlerini görebiliyorlar. Evet. Tedavide kemoterapiden söz ettiniz. Ben pandemide o kadar mutlu oldum ki herkes artık maske takmaya başladı. Lösemili çocukların çok üzüldüğünü düşünürdüm ben hep. Artık biz de takıyoruz. Hani herkes takıyor. O çocuklar hiç kendilerini farklı hissetmediler son 2-3 senede evet. değil mi? Evet. Evet. Herkes takınca onlar da daha mı rahat geçirdiler o günlerini acaba? Neden takarlar bu maskeyi? Biraz da ondan söz edelim. Bu hastalar daha çok kemoterapi aldıkları için, ilaç aldıkları için bağışıklık sistemleri baskılanıyor. Yani bizden geçecek ya da aile bireylerinden geçecek ya da ortamdan alabilecekleri bir enfeksiyonla hayati tehdit edecek durumlara gelebilirler bu hastalar. Bağışıklık sistemi normal insanlara bir şey olmayabilir ama onlar çok hassaslar. Böyle bir akvaryumun içinde özel odalarda bakıyoruz tedavilerini. Böyle filtreli odalarda yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden o maske onlar için çok önemli. Hem ona bakan kişiler takmak zorunda, hem kendileri takmak zorunda. Dediğiniz gibi pandemide herkes maskeyi taktı. Herkes o duygunun durumunu oldu. Çocuklar da rahat etti. Evet, onu da gördüler. Evet. İnsanlar da daha az hastalandı o dönemde zaten. Evet, empati yapılmış gibi evet, oldu aynen. aslında evet, değil aynen. mi? Onları çok güzel anladık. Evet. Hepimiz de anladık. Evet. Allah kimseye yaşatmasın ama buyurun hocam. Aslında orada benim de söylemek istediğim şey şu. Bazen şey oluyordu. Bazen hastalarımızın yanında bazı kişiler geliyorlardı. Ve onların maskeli görünce sanki onlardan bir şey bulaşacakmiş gibi hissediyorlardı. Onlardan bulaşmıyor. Bizden evet. onlara bulaşabilir. Aynen öyle. Bunu iyi bilmek lazım. Aslında o maske çocuğu koruyor. Evet. Hastayı koruyor. O maske o çocuktan size bulaşacak bir şey korumuyor. Yani onun bilincinde olması lazım insanlar. Hani böyle kaçanlar falan. Şu anda o pandemi bir de bu işe yaradı. Ya kanser herkes bulaşmaz öğrenmiş aslında. Oldu. Bunu söyleyelim. Evet. Evet. Kanser asla bulaşmaz tabii. Değil mi? Aynen öyle. Peki kanser bulaşmaz diyoruz ama genetiğinde varsa etkiler mi? Mesela babada varsa çocuğuna geçer mi? Ya da genetik faktör nedir hocam? Şöyle ben cevap vereyim isterseniz. Son dönemde genetik çalışmalar çok çok hızlandı. Hem evet. dünyada hem Türkiye'de. Şimdi bizim üniversitede de biz de çok genetik çalışma yapmaya başladık. Ve bunun faydası şu oldu. Aslında lösemi de dahil pek çok hastalığın altında bir genetik yatkınlık var. Evet. Zaten biz biliyoruz ki lösemilerde şöyle bir teori söylenir. İki vuruş teorisi. Bu şu anlama gelir. Lösemi olan hastalar ilk vuruşları genetik olarak almışlardır zaten. Onlarda bir yatkınlık vardır. Bunun üzerine sonradan gelişen bir enfeksiyon, bir dışarıdan sigara içimi veya insektisit, pestisit dediğimiz tarım ilaçları, hayvan ilaçları, yediğimiz, yani. İçtiğimiz, anormal şeyler, böyle genetiğiyle oynanmış şeyler,
radyasyon, yani bu Çernobil'de olanlardan dolayı bu tür şeyler ikinci vuruşu yapar ve bunun sonrasında da hastada lösemi gelişir. Hani bunu şöyle de söyleyebiliriz. Mesela Çernobil sırasında ciddi bir radyasyon yayıldı. Evet. Ama her maruz kalan hasta olmadı, kanser olmadı. Sadece aralarda bazıları kanser oldu. İşte onların genetik yatkınlığı vardı aslında. O yüzden şimdi genetik çıkacaktı çalışma... Çıkacaktı günün birinde ama daha erken çıktı diyelim. Tetiklemiş oldu. Sonraki olaylar tetiklemiş oldu. Bunun yanında şunu görmeye başladık, genetik çalışmalar arttıkça bazı ailesel kansere yatkınlık sendromları çıkmaya başladı. Yani bir bakıyorsunuz babada var, annede var, çocukta var. Yani veya anne tarafından geliyor, annede var, annenin ailesinde var, çocukta var. Baba tarafından geliyor, babanın ailelerinde. Lösemi mi, başka kanser türü de olabilir mi? Buna lösemi de dahil, başka kanser türleri de dahil. Bunların içerisinde en sık bu tür yatkınlığı olan durumlarda lenfomalar ilk sırada, sonra lösemiler, sonradan da solid tümörler görülebilir. Evet. Peki genetiğinde olanların alması gereken bir önlem var mıdır hocam? Yani genetiğimde olduğumu biliyorum mesela. Ne yapabilirim? Yani bunlarda tabii lösemi için çok yapacak bir şey yok açıkçası. Şöyle söyleyelim, genel bildiğimiz şeyler ne olacak? Sigaradan kaçınacak. Yedikleri şeylerin doğal olmasını şey yapacak. Çok viral enfeksiyonlardan kaçınmaya çalışacak. Yani hani bu ikinci vuruş var ya, ikinci vuruşu bir almamaya çalışacak ama yani bu da tabii çok zor. Yani zamanla pek çok hastalık bulaşabiliyor, enfeksiyon bulaşabiliyor. Bunlar da tetikleyebiliyor. Evet. Hocam peki lösemi tedavisi gören bir çocuk 2 yıl dediniz sanırım değil mi? Tanısından bitimine kadar 2 yıl. Bitimine kadar 2 yıl. 2 yıl sonra ne gibi kontroller? Tedavileri bitirdikten sonra 2 yılın sonunda... Bitti artık, hadi evine git dediniz. Biz belli bir dönemlerde kemik iliklerini tekrar aspirasyonlarını yapıp diyoruz ki senin kemik iliğin tertemiz. Artık şifayı buldun diyoruz. Çok şükür. Çok evet. Şükür. Daha sonra tabii takibi alıyoruz, bizden ayrılmıyorlar. İlk yıl ayda bir, 2 yıl 2 ayda bir, daha sonra 3 ayda bir olacak şekilde bizden kopmamak suretiyle kontrollere çağırıyoruz. O kontrollerde de o fizik muayenelerini, kan sayımlarını mutlaka yapıyoruz. O kontrollerinde aynı zamanda işte belli bir süre ilaç aldıkları için o ilaçların, yapılan işlemlerin vücudunda bıraktığı sıkıntıları check ediyoruz. İşte bazı ilaçlar kalbine zarar verebilecek ilaçlar oluyor. İşte eko ile kalbine baktırıyoruz. Büyüme gelişmesine baktırıyoruz. Ergenliğe giriyorlar çocuklar, küçük çocuklar geç giriyorlar vesaire. Bunların takiplerinde sonuçta çocuk büyüyen bir varlık, 18 yaşına kadar bakıyoruz biz. Ki lösemide süt çocuklarından, aylık çocuklardan 18 yaşına kadar da görülebilen bir hastalık. Çocuğun tedavisi bitiyor ama önünde bir süreç var dediğim gibi. İşte o büyüme gelişmesinin takibi, aralarda başka sıkıntıları olursa onların takiplerini yapıyoruz. Mesela lösemi geçirmiş bir çocuk ya da evet, işte lösemi tedavisi gören bir çocuk. Başka bir rahatsızlığı olmayacak. Mesela kolunu kırmayacak. Öyle midir hocam? Yani nelere dikkat etmeli tedavi aşamasında? Tedavi alırken evet, bunlar da önemli sanki değil mi? Biraz önce konuştuk maske, yani en önemli şeyimiz enfeksiyon. Biz tabii hastalığın tabiatı gereği hastalığın tekrarlaması olasılığını her zaman kontrollerimize dikkat ediyoruz. Tabii en önemli şey enfeksiyonlardan koruma. Yoksa her insanın başına gelebilecek şeyler bu çocukların da başına gelebilir. İşte düşmeler, sonuçta, travmalar. Onlar oynuyorlar sonuçta. Bir yere kapatıp beklemek olmuyor. Onlar oynuyorlar. Çok hareketli de oluyorlar. İşte bu tür sıkıntılar. Yani normal insanların yaşadığı sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Evet. Hocam biraz önce dediniz ki tedaviden sonra yan etkileri de oluyor. Nedir yan etkileri? Neler olabilir? Lösemi tedavisi görmüş bir yani çocuktan. Yani etki, bu hastalar yaklaşık 2 yıl ve böyle kesintisiz tedaviler alıyorlar. İşte bazı kanserler oluyor. İşte 3 haftada 3 gün kür alıyor ama
Lösemiler hiç aralık vermeden yaklaşık 6 ay ağır kemoterapiler alıyorlar. O yüzden saçları hep dökülüyor değil mi? Evet, en önemli şeyi sizin söylediğiniz işte saçların dökülmesi. İşte o hastalığın kendisinden olduğunu da zannediyorlar bazen ama aslında verdiğimiz ilaçlardan dolayı oluyor. Tedavi esnasında yan etkiler oluyor. İşte ilaçlara bağlı işte kusma özellikle işte onu yönetmeye çalışıyoruz. Ona karşı ilaçlar veriyoruz. Psikolojik olarak hazırlamaya çalışıyoruz. İşte psikiyatrik sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Tedaviyi reddetme gibi o tür şeylerle karşılaşıyor. İlaçlar veriyoruz. Bu her bir ilaç sonuçta kötü hücreleri öldürüyor ama bir yandan da sağlam hücrelerini de öldürüyor. Yani aklınıza gelebilecek bütün sistemlerimizle ilgili komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani çok basit atlatabildiğimizden daha kötü atlattıklarımıza kadar yani bir sürü şeyle karşılaşabiliyoruz. Hastalığın kendisini yönetmektense komplikasyonları yönetmek daha zor oluyor bizim için açıkçası. Evet. Lösemi tedavisi gören çocukların yanında aileler kalabiliyor mu? Hocam siz Yani kim kalıyor? Kim refakatçi olarak kalıyor hocam? Şimdi şöyle, tabii çocuklar olduğu için yanlarında anneleri kalıyor. Anneleri birebir çocuklara eşlik ediyor. Bu süreci birlikte yaşıyorlar. Alper Bey'in de söylediği gibi bazen 6 ay hiç çıkamadan kemoterapi alan hastalarımız da var. İyi geçirenlere ara ara şey veriyoruz, aralar veriyoruz, evlerine gidip gelebiliyorlar. Eğer anne ve çocuk 6 ay hastanede kalırsa dışarıda da baba kalıyor. Baba da devamlı dışarıda onların ihtiyaçlarını karşılıyor. O yüzden biraz zor bir süreç. Ama bunu bir şekilde aşmaya çalışıyoruz. Biz ailelere destek vermeye çalışıyoruz. Annelerine destek vermeye çalışıyoruz. Psikologumuz var, psikolojik destek veriyoruz devamlı. Hı hı. Onların işlerini kolaylaştıracak personellerimiz var, onlar destek veriyor. Gönüllüler var. Gönüllülerimiz var çok evet. Sayıda bu ara. Onlar destek veriyorlar. Onları çocukla birlikte 3 ay, 6 ay kalacak bir aileye bazı el işlerini öğretiyorlar. Onlar yapıyor. Bir şeylerle meşgul olmalarını sağlıyorlar. Çünkü düşünün küçücük bir odada kalıyorsunuz 3 ay, 6 ay ve devamlı stres altında. İnsanların dayanması zor tabii. Bir de evlat devamlı farklı destek. Bir şey. Allah evet. Kimseye yaşatmasın. Yani çocuk grip olsa yatsa aklına alınıyor bir evet. Şey mi olacak acaba diye. Ama önemli bir hastalık. Peki bu tedavi pahalı bir tedavi diyebiliyorum. Devlet karşılıyor mu bunu? Bütün tedaviyi karşılıyor mu? Şu anda Türkiye'de bütün lösemi hastalarının tedavisini devlet karşılıyor. Evet. Bunlar içerisinde çok nadiren yurt dışından gelen ilaçlar var. Bazen böyle özellikle relaps olmuş, tekrarlamış hastalarda daha ileri tedaviler kullanmamız gerekiyor. Onların bir kısmı karşılanmıyor. Bunun dışında normal lösemi tedavisinin bütün ilaçlarını ve bütün hastanede kalışı devlet tarafından karşılanıyor. Çok güzel değil mi? Böyle bir imkan bu var. Bu çok çok güzel bir durum. Yani ben yurt dışında da bulundum. Yurt dışında böyle değil mesela. Pek çok ülkede böyle değil. Yani orada paranız varsa tedavi alırsınız, yoksa almayabilirsiniz. Yani gücünüzün yettiğine alabiliyorsunuz. Sanki yurt dışında çok daha fazla tedavi yapılırmış gibi gelir ama aslında oralarda öyle değilmiş. Hep ücretliymiş değil mi bunların? Aynen öyle. Yani aynen. Aslında Türkiye'de çok şanslıyız. Türkiye'deki insanlar, bu benim görüşüm, sağlık konusunda çok çok şanslı. Kesinlikle. Ben yani şu ana kadar belki 50 ülkede bulundum ve bir kısmında da yaşadık orada. Oraya baktığınız zaman Türkiye'deki insanların sağlığa ulaşmaları ve sağlık hizmeti almaları çok çok kolay. Ben size bir hikaye anlatayım. Daha önceden özel bir hastanede çalışıyorum ve yurt dışından Belçika'dan bir Türk vatandaşı geldi. Geldiği zaman biz baktık, akciğer grafisini çektik, kocaman bir akciğer tümörü var. Ve o dönmek nasip olmadı ona.
Daha sonra hikayesini öğrendiğimizde bu Belçika'da aile hekimine gitmiş, hikayetini söylemiş, ilaç verilmiş, geri dönmüş. Yani aile hekiminden büyük hastaneye ancak o hekimin inisiyatifiyle gidebilir. O hekim eğer düşünmezse böyle bir tanı, onu büyük hastaneye sevk etmeyebilir ve işte devamlı 3-4 kez gittiğini söylüyor. Hiçbir grafik çekilmemiş, hiçbir şey yapılmamış. Burada olsa direkt acilde akşam, direkt acilde hemen grafisi hazır, MR'ı hazır. Hatta niye MR'ım hemen çekilmedi diyenler var. Çok doğru söylüyorsunuz. Yurt dışında yaşayanlardan ben de buraya gelen tanıdıklarım var. Peki inanılmaz yani siz Türkiye'de dedi evet. Çok güzel sağlık hizmeti alıyorsunuz. Biz alamayız dedi. Pandemide 60 yaşında olduğum için dedi bakmadılar bana. Eşimi götürdüler beni götürmediler dedi. Yani ölsüne tutuyorlar dedi. Hiç ilaç falan hiçbir şey alamadık biz dedi. Biz doğrudur. De öyle miydi? Kapımıza kadar getirdiler. Evet. Korona evet. Olanlara. Özellikle pandemide yani mi? Ülkemiz çok ciddi çalıştı. Yani çok ciddi çalıştı, çok ciddi, güzel yönetildi yani. Pandemide çocuklarımız etkilendi mi lösemili çocuklarımız? Pandemide böyle sayı olarak bir artış ya da bir şey görmedik ama hastalarımızın da yakalandığını, hastalıklarından değil de Covid'den maalesef kaybettiğimiz hastalarımız da oldu bizim. Ekstra bir de Covid olunca evet, kaldıramadı demek bindi. Ki. Çünkü çok hassaslar. İşte tedavi geçirip daha sonra Covid'in komplikasyonlarıyla yatanlar oldu. Öyle kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Olmadı değil. Ama çok şükür çok büyük bir yoğunlukta olmadı bu. Yani bir 8-10 hasta falan herhalde öyle bizi uğraştırdı şu ana kadar. Evet. Hocam programımızın sonuna yaklaştık. Çok az kaldı. Aslında sorulacak o kadar çok soru vardı ama sizin ilave etmek istedikleriniz var mı hocam? Şöyle, öncelikle anne babaların, siz çok güzel söylediniz, gözleri çocuğun üzerinde olması lazım. Dediğimiz gibi sadece çocuk lösemiler haftası değil, her zaman çocuğun muayenesinde, bulgularında biraz da alert olması, hemen sorgulaması lazım. Onun dışında bizim şu andaki şartlarımız oldukça iyi. Ülke açısından da iyi, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi açısından da iyi. Şu anda yani hem kemikliği nakli olsun, hem kanser tedavisi olsun, hem lösemi tedavisi olsun. Dünya ile birebir tedavileri burada da uygulayabiliyoruz. O yüzden hastalarımıza bir de diğer insanların da bu tür insanlara devamlı destek olmasını istiyoruz. Belki bunu söylemek lazım. Bizim şu anda hastanemizde biliyorsunuz kanka hastanesi. Evet. Çok güzel bir hastane. Allah lazım etmesin ama iyi ki var. Evet. İyi ki evet. Var. Kesinlikle kimseye nasip etmesin orada yatmayı. Ama lazım olduğu zaman da insanlar böyle güzel hastaneler arıyor. Çocuklar arıyor. Bir annenin söylediğini söyleyeyim. Eskiden hocam hastaneye çocuğu getiremiyordum. Şimdi beni ne zaman götüreceğin diye devamlı soruyor diyor. Evet. Çünkü oyun alanları falan var hastanede. Ekstrada hocam bunu ben söylemek istiyorum. Doktorları yani hepiniz ayrı bir ilgilisiniz çocuklarla. Hı-hı. Farklı bir şey yani size sanki Allah-u Teala bunu bahşetmiş. Çünkü çocuklara yaklaşımınız, bakış açınız, hı-hı, tedavi şekliniz zaten siz çok seviliyorsunuz çocuklar tarafından. Ya belki de şey oluyor hani bu işle meslekle uğraşanlardan özellikle biz bu bölümü seçenlerden biraz daha bu işi özel demeyelim ama yani bu işin tabiatı bunu gerektiriyor. Biz öyle olmanız lazım ki burada çocuklara faydalı olabilirsiniz. Çocuk yani, sevmeyen bir doktor düşünebiliyor musunuz? Aynen öyle. O zaman orada şeyin yok yani çocuk doktoru öyle olmaz. Çocuk doktoru güler yüzlü olması lazım. Hele kanserli çocuklarla ilgileniyorsanız devamlı verici olmanız lazım. Devamlı sizin öncelikle mutlu olmanız lazım ki etrafa o duyguyu aşılayabilirsiniz. Kesinlikle.
Şimdi şey var, onu bahsedeceğim. Kankada kermes var. Evet. Ne kadar daha sürecek hocam? Yarın son. Bugün ikinci gün. Yarın son. Üniversitenin içerisinde. Kankanın kapısında mı hocam? Nerede? Evet, evet. Kankanın girişine bir şeyimiz var. Kafeteryamız var. Hem onun içerisinde hem de kankanın girişinde. Kanka hastanesinin. Şunu söyleyecektim. O kadar çok insan geldi ki. İnanılmaz. Evet, evet. Yani buradan gelen bütün zaten hayır şeye, oradaki çocuklara yansıyacak. İnsanların bu kadar duygusal, bu kadar bunları desteklemesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Bu tür insanların artmasını istiyoruz. Evet. Her zaman inşallah biz yanınızdayız zaten. Sizin zaten bu konudaki çalışmalarınızı evet. biliyorum. Yani siz de bu konuda önce insanlardan birisiniz. Ben herkesin adına size de teşekkür ederim. Evet, kanser dendiği zaman zaten hep yanınızdayız. Herkesin yanındayız. Maddi manevi diyorum. Belki maddi destek olamasam bile diyorum, manevi hep yanınızdayım. Evet. Bu da çok önemli. Evet, bu da çok, çok önemli. Hatta güzel bir laf var. Biz kankada söylüyoruz. Vaktini bağışla, emeğini bağışla. Yani maddi manevi bağış yapabilirsin ama vaktini ve emeğini de bağışlayabilirsin. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki sizleri tanıyoruz. İyi ki çocuklarımızın yanındasınız. Hep var olun inşallah. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Çocuklarımız hastalanmasın inşallah. Çocuklarımıza gerçekten sahip çıkalım. Geleceğimiz onlar bizim. Hayırlı günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.